Herkese merhaba sevgili emekli dostlarım. Bilmiş olduğunuz gibi son enflasyon verileri ardından artık mecliste tatile girmiş oldu. Ve bu enflasyon verileriyle emekli maaşları netleşti. Ve ardından ise en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak karar verildi ve mecliste de sunulmuştu. Mecliste bunlar tamam geçti. Fakat şöyle bir problemimiz var sevgili dostlar. 12.500 TL'lik bir maaşla bir emekli vatandaşın geçinmesi kesinlikle mümkün değildir. Şöyle bir oturup baktığımız zaman oturulabilir düzeydeki evin kirası 15 bin lirayken CNN İntibak ve Refah Payı dahil olmak üzere hazine desteğiyle birlikte bu rakam ortalama olarak 15 ila 17 bin lira arasında gidip gelmektedir. Hesaplamalarımıza göre aslında bu rakam verimlidir. Daha sonrasından meclisin tatile girmesi ve artık emekli maaşlarının 12.500 lirada sabit kalması birçok emeklimizi rahatsız etmektedir. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yılı emekliler yılı ilan etmişti. Bizlerin umutları halen bitmedi. Yılda henüz bitmiş değil. Beklemekteyiz. CNN ve İntibak emeklinin hak ettiği bir numaralı ek zamlardır. Bu ek zamların verilmesi durumunda en düşük emekli maaşının 15.500 olacağını bizler de biliyoruz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.